Evet, sonunda bir büyük mucize gerçekleşti ve şu anda kanalın ilk vlogunu izliyorsunuz. İlk vlogta tabii ufak birkaç günah var. Görüntü arada hopluyor, zıplıyor, sesler arada gidiyor, geliyor. Açılar birazcık iyi değil, kameranın açıları. Tabii kameraya yeni çok alışamadım. İşte bunları önden bir söyleyeyim dedim. Şöyle kusurlarıyla kabul edip izleyin videoyu. Ekstra yorumlarınız olursa ya da başka sorunuz olursa da kanala gelip bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Haydi iyi seyirler. Abi bana hep soruyorlar. Harlem'in nesi meşhur diye. Yiğit canı meşhur. Vay be. Ne yapıyorsun? İyi kanka ya. Fred Hoca pazartesileri kapatıyormuş abi Abi komple. burada evet pazartesi salı falan millet kapatıyor. Aynen. Ben de şuradan bir simidi alıp çektim buraya. İstiyorsan oturabiliriz ya da dolanabiliriz. Ya da Valla. çekebiliriz. Ben bastım düğmeyi. Aa helal harbi mi lan? Ha. Vay. Ama ne çıkacak bilmiyorum. Hi. Orada pek bir smoothie yap. That's 495. 495? Yes. Okay. Thank you. Ciao. Bye. Oğlum smoothie. Smoothie 2,5 yazmıyor mu şurada? Nerede abi? Şurada drinken. Take away. Okay. Take away, take away. Ha olabilir. Bazen et fiyat fark Aynen. ediyor. Servis koydum. Evet. Ya Covid'de bunlar da çok kötü oldular. Doğrudur ya. Fiyatlar böyle bir %30 koydular, %10, %30 arası. Ben şeye varım biliyor musun? Yani servis kimin? Ya karşıdan çocuk bastı. Evet. Servis 1,5 euro koymasını okey bir. Yani E tabi. orada duran adama bir şeyim yok ama okey yani. Bahşiş Bahşiş gibi oluyor zaten. vermesen de. Biz ne yapsak şimdi Tanju? Bir yerden başlangıç noktası yapıp bir rota çekelim. Yani yürüyelim yani oradan. Sence free fall mı yapalım yoksa Ya kafanda bir free rota var yapalım istersen. Bilmiyorum. Yani merkezi buranın güzel. Çevresinde belki o Şüphane tarafına gideriz. Orada ana bir kanal var. mı? Okey. O kanala doğru gideriz. Böyle dolanırız yani random. Buradan dönelim. Karşıda bir şey yok. Karşıda sola gidelim. Biz sola mı gidelim? Şey Ha. kıyısından gidelim. Ha? Kanal kıyısından gidelim. Ha, Daha okey. güzel manzara. Dur. Burada biliyorsun bisikletliler üstün ırk. Seni Evet ya. Aa. paketlerler yani. Ha. Yaşlılık hedefim ya. Üç tekerlekli elektrikli alıp Ya Tancan. koca götümle her yere gitmek. Böyle diyorsun ama yani buna uygun bir yaşlılığa doğru gider bir hayat yaşamıyor kanka. Yani zinde gözüküyorsun, şey gözüküyorsun, Ha. aktifsin, gidiyorsun sağa Değilim lan sola. eskisi kadar. Vallahi Eskiden daha yaşadın mı? aktiftim, evet. Şimdi yeniden aktif olmaya çalışıyorum ya. Ama olmuyor eskisi gibi. Ya da beni NBA bozdu yine. Bilmiyorum, bitmiyor. Playoff'lar bitmiyor. Çok uzun sürüyor. Şu an ne abi, bu nehir mi? Bu kanal. Kanal mı? Ha, yok. Düz kanal. Kanalıma Oradan hoş da geldiniz. kanallarıyla meşhur. Hoş geldiniz yapısı. Evet, bunu yapmamız lazım. Yapmamız lazım. Bu arada demin şey öğrendim. Böyle tuvalette bakarken ulan dedim Harlem Wiki'sine bakayım belki ıvır zıvır bir şey çıkar diye harbiden çıktı. Aha. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Harlem'le kardeşmiş. Çok iyi. Ama Buradan Emirdağlılara abi ne işiniz var burada diyorum. bu konuda benim favori hikayem. Bazı belediyeler yapıyorlar bunu abi. Kardeş. Böyle, yani bu ne anlama giriyor bilmiyorum. Arada böyle belediye başkanları bir telefon konuşması yapıyor falan diye hayal ediyorum abi. Evet, muhtemelen. Hani böyle bir Skype oturuyorlar falan ve Skype'da diyorlar ki işte abi ne yapalım? Abi sizde nasıl durumlar? Vallahi bizde de iyi işte ne İyi olsun. işte. Biz de yeni kanal yaptık bu sene. İyi Aynen. biz de işte 2 tane yeni koyun aldık falan tarzı. Hani muhabbetler. Bizim kaymağımız var, sizin neyiniz var, Ha kaymak patates yok. var. Aynen öyle yapılıyordu. Tamam siz Aynen. bize 1 kilo patates yollayın. Biz size 1 kilo Aynen. kaymak yollayalım. Hani... Kızartması iyi oluyordur falan, Aynen falan takılıyor. filan. Ya da böyle şey falan olabilir. Bizim abi zeytinyağı üreten çok cevval gençler var. Hani size de satsınlar. Ama burada şey var cidden. Türk popülasyonu fena değil Harlem'de. İki kere duydum. Evet. Bu konuda kardeş belediyeler konusunda benim favori hikayem. Berlin'in Neukölln'de. O zaman Neukölln'ün belediye binasının çok yakında yaşayan canım arkadaşım Kubi. Hı. Bir gece abi içmiş normal bir Berlin gecesinden dönüyor evine. Çok sarhoş bir şekilde.
belediye binasının önünden yürürken belediye binasının önünde abi Neukölln'ün kardeş belediye olduğu belediyelerin logoları var. Tamam mı? Onlara bakarak yürüyor ve Çiğli Belediyesi'nin flamingolu logosunu görüyor abi. Bu bir Çiğlili abi. Aa, İzmir'de. Ha, süper. Çiğli'yi görünce bir an çocuk yani niye ben hani halüsinasyon mu görüyorum? Hani geçmiş gibi beni çağırıyor falan filan diye. Kafada gitmiş. Kafada gitmiş zaten. Çocuk kafayı yiyor. Hayır, Neukölln'le Çiğli Belediyesi kardeş belediyeymiş. Bu ortaya çıkıyor yani. Bu güzel aslında ya. Düşününce böyle hani lan Türkçe gördük, Türk bir şey gördük diye sevinmekten çok sanki böyle bir entegrasyon şeyi gibi de. Tabii tabii. Bütün ülkeleri. Mesela NBA'de de şey var, geçen onu fark ettim. Toronto maçlarında North ya onların şeyi, Be the North. Şey, Kuzey de yazıyor. Bütün dillerde yazmışlar. Tam bench'in önünde böyle kocaman Kuzey yazıyor. Hmm. Güzel yani. Şimdi ben burada evimde Toronto izliyorum. Bir şey oluyor böyle. İyi lan. Yani farkımız var. Kuzey ne ki oğlum? Onların şeyi işte. Kanada. Kanada şey, takımın Be the North. Aha. Onların ne işte şeyi, catchphrase'i. Ha, okay. O yüzden de bütün dillerde Kuzey yazmışlar oraya. Ha, bizde de ha, Türkçe Kuzey yazıyor orada. Aynen aynen aynen. Okey okey okey. Bütün dillerde ama Türkiye çok güzel bir yere gelmiş. Tam bench'in önünde duruyor. Ve kamera oraya döndükçe devamlı Kuzey Kuzey diye çıkıyor orada burada. Türkçe Kuzey daha bak bir şey değil mi? Kuzey North'tan daha eslik bir kelime yazım olarak. Evet. KZ var bir kere yani bunlar çok cool harfler. Sert harfler. Sert harfler. Aynen. Tabii Kanadalıların bundan 50-60 sene önce... Bundan bahsederken de entegrasyonundan döner evet. Komu da çekip gösterir misin kanka? Muhtemelen görüyor şu an ama çok uzakta da kalmış olabiliriz. Döner komu. Bu arada buranın dönercileri berbat ya. Çok kötü ya. Neyse ben döner konusundayım. Benim yayınlarım meşhur şey ya. Dönere girdim mi bir saat döner anlatıyorum. Almanlar çok gurur duyuyor biliyorsun dönerleriyle. Biliyorum onlara da uyuz oluyorum. Döner mahçön diyorlar. Valla bu konuda Alman konsolosun videosu var bir tane. Alman, Türkiye'deki Alman konsolosun. Ben yıllarca Almanya'da döner yedim, mükemmel de diyordu. Türkiye'ye gelip döner yedim, çok kötüymüş meğerse dönerler diye. Adamın bizzat kendi açıklaması var. Diplomatik bir şekilde bence Türkiye burada zaten döneri kazanmıştır yani. Abi işte adamı evet, diyor. Kesinlikle. Ama şeyi çok ilginçime gidiyor benim. Yani Almanya'daki döner benimsemesi... Böyle artık şeyi aşmış abi, ulus sınırlarını aşmış. Almanlar kendi kültürel eşyalar olarak döneri sahiplenmiş vaziyetteler. Evet. Şey gibi değil bu. Döneri, ya böyle Yunan-Türk baklava kavgası gibi değil anladın mı? Evet. Yani, kendilerinin diyorlar değil mi bayağı? Yok işte, yani hele şöyle diyorlar. Evet, bu arada onu diyenler de var. Aslında işte bu döner tekniği Almanya'da geliştirildi falan gibi şov cevaplar da var. Ama asıl dedikleri şey bence hani biz burada döneri çok iyi yapıyoruz. Ve daha da önemlisi burası döner bizim bir şeyimiz yani. Yemeğimiz, değerimiz yani anladın mı? Allah Allah çok ilginç ya. Abi çünkü şey falan... Bu bizim yani, biraz makarnayı falan sahiplenmemiz gibi geliyor lan bana. Evet biraz öyle falan anladın mı? Yani bir tek bir şeyden hakikaten diyorlar ve yerleşiyorlar bir yerlere yani. Bu şey Mustafa Gemisöz Kebap diye bir dönerci var hacı. Hı hı. Şeyde. Ya birkaç şubesi de var da böyle Meringham'da en meşhur şubesi. Önünde bir sıra oluyor Tancan. Hadi bir canım. Tane küçücük kutu gibi dönerci bu tamam mı? Süper. Sebzeli döner yapıyor. Mustafa Gümüş'e dedi. Abi ya inanılmaz böyle yani. 200 metre, 300 metre sıra oluyor önünde. Peki genelde Almanlar mı alıyor, Türkler mi alıyor? Artık Mustafa spesifik olarak turistik bir şey. Millete söylüyorlar bunu. Abi çok iyi gidin oraya. Ha falan. Oraya gidin diye söylüyorlar. Aynen öyle bir gurme durum geldi. Yani gurme değil de street food gurmesi durumu oldu. Bunu yapacağım bu arada ya. Bak ilk hedeflerimden biri böyle gittiğim her ülkede döner yemeye çalışıyorum. Bunu ayrı video yapacağım. Evet. Tancan'ın döner gidip, maceraları. Muhtemelen çoğunun içinden geçeceğim. Tancan'ın döner günlüğü. Evet. Aynen abi işte bu, bir öyle söyle yani hani burada bir şey varmış diye gidenler de oluyordur ama normal bir dönercide de full normal Almanları görüyorsun. Şey değil ha, yani. Okey seviyorlar. Diaspora yani. Yemeği değil yani kesinlikle. Anladım. En çok tüketilen fast food ya Almanya. İşte bizim aslında işte bak bizim salaklığımız şu bence Almanlar şu konuda haklı olabilirler. Gerçekten Türk dönercilerinin yaptığı standart hazır alıp böyle işte bir İki tane büyük böyle merkezi yerden çıkan döner var Avrupa'da. Yani belli gruplar sahipleniyor, isim vermeyeyim. Onlar böyle hazır alıp buraya böyle gelip, ya biz zaten dönerci değiliz. Hazır göçmüşken
kolay para kazanalım diye onlardan alıp taktıkları. Türkiye'de muhtemelen çok yemedikleri. Çünkü ben yeseler lan bu döneri satmayalım lan bu döner değil diyeceklerine inanıyorum. O yüzden bir noktada bizim elimizden kayıp gitmiş olabilir. Bak ona inanırım yani Almanlar lan bu salakların da bunlar beceremiyor biz daha iyi yapıyoruz demiş olabilirler yani bir noktada. Evet yani bunun bu tepede ölecek Almanlar var ben sana onu söyleyeyim. Kesinlikle Almanya'da o açıdan takdir ettim yani. Orada ama sağdan mesela başını uzatıp eski yani şu an bu kimliğimi bıraktım çok uzun ama eski karnist bir insan olarak peki ya Yunanistan'daki döner konuyu farklı bir de. Gyro. Aynen gyro. Gyro mu deniyor? Ya gyro da kimse gyro demiyor abi ona. Souvlaki yani souvlaki söylüyorsun. Souvlaki o dürümün çeşidi. Tamam. Ha okey. Bu külah gibi yapıyorlar ya pitayı. Okey biliyorum. Souvlaki'nin içinde ne olsun diye dedikleri zaman yani işte tavuk dediği zaman domuz dediği zaman domuz döner ya da tavuk döner ya da et döner oluyor. Onları koyuyor anladım. Ya da spesifik olarak sosis falan demen gerekiyor yani. Ben gyro'yu şeyde yemiştim 2006'da Selanik'te yedim. İnanılmaz güzeldi çünkü döner değildi o yani böyle yağlı olduğu için yağ yanmış biraz daha bizim şeye benziyordu cağ kebabı gibiydi. Okay. Hafif böyle üstü kızarmış içi güzel kalmış yağlı bol yağlı böyle. O bol yağlı souvlaki mi? Ne o sos mu o? Yok souvlaki şey ekmeğin biçimi. Bir de sos biçimi. Var içinde böyle cacık. Bizim. Ha cacık değil mi? Cacığa benzer. Okey. O sosla birleşince çok güzel oluyordu. Bir aynen. De pide yiyor. O güzeldi bak onu çok sevmiştim. Ama o zaman da şey demiştim. Bu döner değil bu gerçekten farklı bir şey yani. Daha güzel bir şey yapmışlar. Evet. Aynen. Ben dönerle kebap arasındaki farkı çok bilmiyorum. Geçen de birine sordum. Kebap bildiğin kıymayı şişe dizip yaptığım bir şey kebap. Tamam. Döner. Eti parçaya, normal eti alıp dana kuzu etini karıştırıp genelde bir sıra dana bir sıra kuzu ya da üç sıra dana bir sıra kuzu yapıp üçte bir yapıyorlar. Aha. Eti parçasını incecik kesiyor. Önce onu kesiyor incecik sonra onu marineye yatırıyor gece. Genelde 12 falan gibi yapıyorlardı çünkü sabah takıyorlar. Ya da bir gün önceden yatırıyor. Onun böyle işte yoğurtlu sütlü falan genelde ustanın bu benim formülüm dediği bir şeyi var. Marinesi var. Hı. Şimdi öyle yapabilirsin. Diğer türlü de kıymadan da yapma var. Kıymayı iyice basıp onu böyle belki dondurup donuk haliyle marine edip sonra onu direkt şişe geçiyorlar ya dikey bir şekilde sonra döndürüyor. Et ama etle yaptığın daha iyi oluyor çünkü et tek parça olduğu için dışı kızarırken içi daha yumuşak kalıyor. Kıyma çok hızlı pişebildiği için küçük parçalar halinde çok kuru olabiliyor, yanabiliyor yani. Kebap alakasız. Kebap kıymayı çekiyor tek çekip onu böyle yatay şişe koyup kömür ateşinde çeviriyor. O tek parça yaptığın bir şey kebap. Cağ kebabı o zaman? Cağ kebabı o bambaşka. Bambaşka bir şey. O full kuzu eti. Aynen. Onu yatay, o biraz Fransız usulü, rotisserie dedikleri. Onu yatay diziyor ince ince kesip tekrar çeviriyor. Çok üstü kızarınca da tekrar şişe geçirip alıyor. Hmm. O biraz böyle şey de var onun. Fancy bir hareketi de var yani. Evet onu diyecektim. O zaman cağ kebabının... Ya o zaman okey. Ama ona kebap denmesinin nedeni hani bildiğimiz Adana kebap gibi olmasına o adı olarak yani. Ha, okay. Cağ kebabı diye öyle adı yani. Okey. Tamam. Gyro o zaman dönerdir abi. Evet tarz döner. Olarak döner evet. Çünkü zaten yanlış hatırlamıyorsun zaten Yunanistan bulgusunu kazandığı zaman bunun adı döner. Yunan halkları da buna döner diyorlar ama sonra milli bir mücadele hani falan Yunanlaştıralım. Evet. Türk kelime kullanmayalım diye Gyro'ya dönülüyor. Gyro zaten Yunanca'da döner demek. Ha okey. Evet. Gyro hani şey olur ya mekanikte falan olur ya. Ya biz de zaten onu muhtemelen Fransızlar muhtemelen sömürgelerinden bir yerden almış olabilir. Çünkü rotisserie sistemi Fransızlardı benim bildiğim o döndürerek yapma. Normalde şey falan da öyle ya kuzu çevirme yani herhangi bir şey çevirme tekniği yani bizim olduğunu zannetmiyorum. Yunanların da değildir. Daha eski yine Mezopotamya falan dayanıyor olabilir ya. Bence her milletin aklına gelmiştir lan bir eti şöyle bir çevirelim ama aşağısı alt falan. Diye. Olabilir bir noktada göre istila halinde. Yok, dur lan ben çevirelim bunu falan paralel diye. Paralel düşünce de olabilir kanka. Çok olabilir. Eşsiz böyle wow bir şeydi yani. Bir inovasyon gibi değil de zaten aklın yolu bir gibi geldi bana. Aslında gömüyorlar eskiden galiba. Hani daha yani ateş olsa da her yerde belki imkan olmadığında yolda falan hızlıca gömerek pişiriyorlar bir yandan da. Belki oradan sonra hani ulan gömdüğüm şeyi çıkaralım ateşle yapsak nasıl olur diye de öyle gitmiş bulmuş olabilirler. Yani şu an tamam götümden atıyorum yani. Abi Roma'da gömerek pişirdiklerini biliyorum. Bir sürü yemeği. Ha okey. Ama Roma'da çevirip ateşli pişirdiklerini de biliyorum. Çevirip üstünü bilmiyorum. Ya çeviriyorlardı ya. İtalyanların et profili iyi aslında yani mutfağında. Onlar genelde ızgara ya da işte daha böyle fırın
Rosto falan tarzı ya da evet, işte evet. Şeyler yapıyorlar. Aynen. Ya teyze yapıyor. Aynen. Onlarda çok şey yok abi. Çevirelim mevirelim aynen. Kafası çok yok. Aynen. Evet sen ne diyorsun abi Harlem'e? Ben sevdim Harlem'i. Abi evet Harlem çok tatlı. Küçük bir şehir. Yani kendi içinde bir şehir mekanizmasıyla üretildiği çok belli. Şey değil yani. Amsterdam'ın banliyosu değil anladın mı? Kendi başına ayakları üzerinde. Yarın Amsterdam yıkılsa Harlem tekrar fonksiyon etmeye devam edelim demek istiyorum. Tabii bu arada şeymiş burası, ben de gelince öğrendim. North Holland bölgesinin başkenti bir an. Aynen. Yani Amsterdam kadar çok değil, sadece Amsterdam genişliğe Harlem'e yutmuş. Yani değmiş yani falan. Evet, şu ne efendi o? Bu Walk to Go binası niye böyle bu kadar cool? Abi o tepesindeki herhalde oradaymış, sonradan Walk to Go'yu koymuşlar gibi düşünüyorum. Haziran ayına girmek üzereyiz. Hava bu şekilde tepikler alfa. Ben seni ama dün çok iyiydi. Dün de götümüz yanıyordu yani. Aynen. Ben arada böyle Kuzey Avrupa'nın böyle küçük sürprizler yapıyor olmasını seviyorum ya böyle. Evet, bir serinlettiriyor evet. Seni şöyle bir üzüyor. Kendine yetiyor. Yüzüne su çarpıyor. Aynen yüzüne su çarpıyor. Oh diyorsun. Yani çünkü böyle Güney Avrupa'da hiç çekilmiyor abi yazın. Çünkü bırakmıyor güneş. Seni vazgeçmiyor yani. Peki şeye ne diyorsun? Bana çok soruyorlar. Ben çok kıyaslayamıyorum. Burası nasıl fiyat olarak Avrupa'ya göre? Abi Avrupa'nın neresine göre? Berlin'e göre mesela. Berlin'e göre daha pahalı burası. Değil mi? Pahalı. Aynen. Ama Berlin istisnai bir şekilde ucuz. Berlin Almanya'nın diğer şehirlerine göre ucuz. Mesela büyük şehirlerin çoğuna göre. Ha okey. Münih falan kol mu diyorsun herhalde? Münih buraya yakın fiyatları. Okey. Ha şey değil abi bu arada pardon. Normalde ben sokak harcama fiyatlarından bahsediyorum. Tabii tabii onlar Konut. Hani böyle ben de şimdi market. Aynen. Konut'ta Almanlar çok daha ucuz abi Hollandalılar. Ha onu biliyorum evet. Hollandalıların her yerinde konut çok daha şey daha az olduğu için herhalde. Çok az. Bir de yapamıyorlar yani. Çok küçük yer çünkü yani. Evet çok yavaşlar olmuyor. Yani bir de tabii çok insani düşünüyorlar. Mesela geçen bir teklif vermişler. Havaalanına yakın bir bölgede yapılsın diye. Orası boş diye ama sonra araştırınca çok sesli oldu, çıkmış ortaya. Hayır burası insani olmaz, buraya yapamazsınız diye izin vermemişler. Evet. Böyle şeylere takılıyor. Hoş tabii bir yandan iyi yani. Evet işte ama yani günün sonunda bu konut fiyatları. Ama sokakta harcama fiyatlarını şey yapar kesinlikle Münih'te Münih'edektir buralar. Tabii Amsterdam olduğu için biraz daha pahalı. Harlem bir kıl daha ucuz yani. Evet Amsterdam biraz daha pahalı. Yani bu da çok değil açıkçası da yani 120 falan oynuyor fiyatlar yani şey küçük ürünlerde. Market işte yani market evet. Market ama abi işte Almanya'nın süpermarketleri o kadar istisnai bir şey yaratıyor ki abi durumda. Evet ya. Yani çok ucuz abi Alman süpermarketleri. Yani çok komik ucuz yani. O Lidl'lar, Aldi'ler tövbe estağfurullah. Ya 2006'da İnterya'da gittiğimizde Berlin'de bayağı kalmıştık bir 4-5 gün. Hmm. Yani full marketten beslenip böyle bütün gün boyunca 2 euro falan harcayıp evet. Böyle tavuk, domates, aynen. Güzel ekmekler falan yediğimi hatırlıyorum yani. Öyle abi gerçekten çok iyi ürünler çok ucuz var Alman süpermarketlerinde. Et falan yiyebiliyorsun öyle tuhaf tuhaf yani. İşte burada bak bir sürü şık. Ha pazar mı var lan? Ha bu, yani burada her gün bir yerde bir şeyler var. Yani bugün pazar var mı? Var galiba evet. Ben daha çok alışamadım. Cuma diğer meydanda var. Cumartesi burada var. Pazartesi evet. Bir daha var. Geçen bu şeye merkeze sirk kurdular. Aa. Sirk değil de şey ne o? Panayır. Panayır bizim Luna Park tarzı. Bu gezici bunların bir Luna Park'ı var. Bütün sene hava güzelken tabii şehir şehir geziyorlar. Bayağı da iyi. Yani şehirlerde falan göreceksin. Bu makineler var ya yukarıdan böyle kol sarkıyor oyuncağı tutmaya çalışıyorsun. 10 tane falan vardı onlar. Hepsi full doluydu. Millet manyak gibi Pokemon tutmaya çalışıyordu. Oradan iyi para kazandıklarını düşünüyorum. Onun dışında işte öyle çocuklar dönüyordu falan böyle eğleniyorlar. Dönme dolap mı getirmiş abi? Ha koca dönme dolap. Güzel. İşte prenses bilmem ne öyle şeyler. Balerin aynen. Ama bak yine döner. Bu nedir abi? Şu an meydanın. Bu ana meydan evet. Harlem'in ana meydanı. Burada işte şöyle güzel katedral var. Katedral var. Heykellerimiz var. O evet belediyenin orası. Onun altında müze falan var. Orası güzel. Şey yani. Ya burası işte. Evet. Abi, köy meydanı. Ya turistsin geldin. Aynen. İşte nereyi görmem lazım? Meydanı görmem lazım deyip buraya gelebilirsin. Onun dışında bir numarası yok yani.
Lahmacunun kimse pizza olarak satıldı. Evet ya. Ben ona da kılım burada ya. Niye adıyla satmıyoruz hiç anlamıyorum yani. Yani çünkü açıkçası enchilada demeyi öğrendiyse insanlar bence lahmacunu bile öğrenirler. Çok zor değil. Abi evet yani. Türkse pizza bir şey anlatmıyor çünkü bu arada yani. Pizza pizza yani. İtalyan buraya gelip de Hollanda'da bu da işte bilmem ne pizza dememiş. Mesela burada şey ilginç. Daha böyle merkezi yerlerde ya da böyle meydana açık önü herkesin görebileceği yerlerde olanlar yani yaşlılar tercih ediyor ağırlıklı olarak. Daha böyle arada derede kalmış biraz daha sakin, içi hareketli dışı sakin yerlerde daha çok gençler oluyor. Ama neden böyle bir tercih hiçbir fikrim yok. Mimari doku çok Amsterdam'ın küçüğü. Amsterdam'da 3 katlı binaların 2 katlıdır yani bunlar. Bunlar yine yüksek. Bizim sokağı gördün işte 2 kat, 2,5 kat. 3 kat maksimum. Kostler mi öyle bir şey? İnşallah saygılar var mı? Ya muhtemel. Değil mi? Meğerse böyle bir ulusu katletmiş şu an. Abi geçen Milano'da başıma geldi ya. Hiç bilmemek var. Bir tane parka gittim oturdum. Baktım çok beğendim parkı. İsmi neymiş? Parco Indro Martinelli çıktı tamam mı? Aha. Tam parktan çıkarken de adamın heykeli var. Adamın heykeli böyle kel taşı bir adam daktilo falan. Aa dedim ne oluyor? Bir açtım baktım abi gazeteciymiş. Ha. Öldürmüşler mi? Yok. Çok böyle mühim bir gazeteci olarak kabul ediyormuş adam. İşte Mussolini ile beraber çalışıyor. Sonra Mussolini'nin davayı satmış sen yanlış yapıyorsun diye. Mussolini'ye muhalif olmuş. Bayağı peşine düşmüşler falan. Sonra işte post Mussolini ithalatında da böyle önemli bir gazeteci olarak şey yapmış. Helal. Okey helal diyorsun. Sonra Wikipedia makale şey diye bitiyor. Bu arada işte Etiyopya'da konuşlandığı dönemde küre ticaretinde bulunmuş ve 12 yaşında bir kıza tecavüz etmiştir. Hayda. Oha çok hızlı. Çok hızlı gelişti olaylar. Aynen. Yani böyle Allah Allah ya. Çok yılan vurumcu gibi adam falan derken. Aynen. Ama işte parkta duruyor adı falan yani anladın mı? Öyle garip. Ya tabii bu şey var ya o dönem öyleydi abicilik var biraz. O dönem öyleydi abicilik. Aynen. O biraz üzücü. Onu şey yapmıyorlar yani. Kabul etmiyorlar. Ya biz de etmiyoruz aslında yani birçok ülke gibi. Bazı şeyleri kabul etmiyoruz yani. Bilmiyorum belki de politik olarak gereklidir. Ben anlamıyorumdur bazen. Yoruluyorum bunları düşünürken. Evet, evet. Tarihi olarak tarih figürleri kendi zaman dizilerini yargılamanın sınırını nerede çizmeli önemli bir soru. Evet onu herhalde bir noktada çözeceğiz. Heykellerini tükmemeliyiz belki. Ya da ya. Çünkü ya yıkılıyorlar ya üzülüyorsun sonra. Evet yani ya da genel olarak heykel dikmemeliyiz belki de anladın mı insanların? Heykellerimiz evet, daha evet. Böyle abstrakt. Daha evet. Sanat odaklı belki de olmalı yani. Aynen. Bu arada buradaki evler de hani Amsterdam'dakiler de ilk geldiğinde şey hissi oluyor. Yani hepsi aynı. Sonra bir süre geçiriyorsun ama bazıları farklı gibi oluyor. Sonra böyle 3-5 ay kaldıktan sonra lan diyorsun hepsi farklı. Yani bayağı fark etmeye başlıyor evlerin dokuları ama şöyle bir şey var işte o ilk aynı hissiyatını özellikle yaratıyorlar burada. Tabii. O bayağı iyi bir şey. Şey bir tekil bir eski var değil mi burada? Yani aynen. Kasti olarak şeyi denetlenerek inşa edilmiş şehir yani. Şehir tutarlı bir görselliğe sahip. Evet doku var aynen. Ya bazı şeyler öyle mesela. Barcelona da öyle ya. Barcelona öyle çok öyle hem de. Barcelona zaten böyle şey. Evet abi Gaudi herhalde tek başına yapmış. Ha bir tek iş gibi aynen. Otor işi gibi yani. Paris de biraz öyle ama Paris'te bir başka bir mevzu var. Gaudi'ye mimarinin Nolan'ı diyebiliriz belki evet. Mimari. Nolan'a çok aşırı flattering bir şey oldu. Ya bu arada burada bilmiyorum kokuyor oluyor musun da şey çok çiş kokuyor buralar. Niye? Bak hafif. Ya şu aralar ıssız yerlerde genelde insanlar burada çok bar var. İçince gidip işiyorlar oraya. Ha. Kanallara falan da çok işeniyormuş. Onları polis mesela Amsterdam'da bayağı paketliyor. Ama burada o kadar polis yok. Ha işte burası Spana tarafı. Sancan Fümen'den duydunuz. Harlem'de o kadar polis yokmuş. Evet o gelip işeyebilirsin. Ha bence işemeyin tabii de. Evet. Sancan'ın kanalına işe girer. Yani Türk ünlüleri böyle şeyleri seviyorlar. Hani. Bunlar mühendis adamlar sence. Hollandalılar, evet. Mühendis insanlar. Çok barak yaptılar da. Yani kanal, su kemeri, folder, köprü, baraj falan yani gerçekten engineering. Ya yollarını görmeniz gereken ülkeler diye çok yoktur yani. Burada öyle bir şey var, liste var. Evet. Böyle çok acayip böyle yeşilliklerin arasından çıkmış gibi gözüken ama ana yola bağlanan böyle tuhaf yollar falan. Ben Reddit'te falan şeyi görüyorum hep abi. Land bridge'ler. Ha evet.
Onlar Water Bridge'ler. Water mesela bridge, şey, yani. Kanalı yolun üstünden geçiriyor. Hah işte aynen. Onlar böyle yeşilliklerin arasında falan ama böyle saçma sapan. Hani otobanın üstünde hayvanlar öteki tarafa geçebilsin diye oraya land bridge yapıyor falan. Yani bu inanılmaz. Gerçekten Hollanda'nın mühendisliği çok ilginç ya. Yani bu işte neye bağlı olabilir diye bir tek benim aklıma gelebilen tarihi yakınsama. Daha hakim insanlar daha güzel şeyler söylerler ama. Bir noktada abi buraya Avrupa'nın işte, yani şöyle bir göç yaşanmış buraya doğru. Birileri inovasyon yapmak istiyorlar tüccar sınıfından. Tamam mı? Evet. Ve bu inovasyonun önü devamlı kilise tarafından kesiliyor. Çünkü kilise çok baskın. He, şaşırtmıyor. Aynen. Ondan sonra bu tüccar sınıfı protestan rüzgarında arkasını alıp kiliseye karşı ya kardeşim malımıza ülkemize çökemezsiniz her seferinde falan. Tarzı bir... Ana bacı yapıyorsunuz bize. Aynen. Ama. Çıkış yaptıktan sonra da kovuluyorlar ve kovulanların çoğu abi bu Benelux bölgesine geliyor işte. Antwerp. Ha okey. Bak bunu Amsterdam. Bu böyle Geneva. Bir sürü papanın olduğu dönem değil mi bir de bu böyle Avrupa'da? Abi her zaman. Yani yok yine görece bir papa var. Bu şey ha. Falan böyle Martin Luther şeyi çivi demiş. İnsanlar sorgulamaya başlamış. İşte okay. Calvin Malvin Ceneve'de bağırıyor falan. Ha tamam anladım. O civarda. Bu nehir mi Tancan? Bu Şparne. Peki nehir mi? Yok bu da kan. Yani bu galiba nehir lan galiba. Şimdi coğrafi bilgim beni burada yıktık ama bu nehir olabilir. Bilmiyorum boyutuyla mı ilgili? Çok da hakim değilim. Yok ya bir şey değil. Yani gerçi şimdi şöyle insan yapımıysa kanal değilse nehir diyecektim ama. Ya denize bağlantı noktaları var galiba bazılarının ona göre zaten mi değişiyor? Zaten hepsi denize bağlıyor değil mi şu an? Ya biz evet teknik olarak bağlanıyor işte orada belki boyut fark ediyordur. Coğrafyayı hiç sevmedim ya o yüzden. O topografik haritaları da hiç çizemezdim. Çok verimsiz topraklar ya burası. Aslında bataklık. Hani çok deniz seviyesine çok yakın. Öyle ya. Çok çiçek yetişiyor. Çiçek yetişir aynen. Mühendislik harikası bir tarım var. Dünyanın evet. Yani bayağı lideriler. Var etmek zorunda oldukları evet. İçinde bu mühendisliği yönelmişler biraz. Ama çiçek yani. Konusu çok acayip lan. Geçen böyle burada bir açık hava çiçek müzesi gibi bir yer oraya gittik. Acayip de güzel. Şu an adını da hatırlamıyorum. Yazayım sonra bir yerlere. Yani zaten böyle bir iki ay açık kalıyor. Böyle bütün çiçeklerin patladığı dönem. Ve hepsi lale türevi. Ama hepsi farklı falan. Böyle çok acayip gözüküyor. Bir yerde böyle müze yapmışlar. Oraya giriyorsun. Bunlar lale varmış hali hazırda. Ama bir noktada Osmanlı padişahlarından biri. 1500'lerde, 1600'lerde ne? Buna hediye olarak buranın kralına o dönemki lale yolluyor. Okay. Farklı laleler yolluyor. Bunlar onları alıp bunlar farklı deyip oradan daha fazla lale yetiştiriyorlar. Döşüyorlar böyle. Aynen. Okay. Herifin kişisel koleksiyonuymuş aslında bu kralın. Oradan başlıyor. Sonra böyle binlerce çeşit lale üretip şu an dünyaya en çok lale satıp inanılmaz milyon dolarlar kazanan bir ülke olmuş yani. Ama okay. Bize baksan hani ne yapıyoruz bilmiyorum. Genelde çiçekler açınca yol kenarına falan ekip belediye logosu çiziyoruz genelde laleyle. Evet. O belediye logoları da gerçekten çoğu zaman şehirde gördüğün en güzel yeşillikler oluyor. Evet. Ya hep böyle kendimiz yollayıp sonra üretememiz çok tuhaf ya. Döner de böyle. Yani. Bir şekilde kendimiz götürüyoruz da bir daha hiç beceremiyoruz yani. Evet, kırmızıda geçen Türkler olarak. Kırmızıda geçiyoruz. Yok ya burada da yol boşsa millet geçiyor. Şey yapmıyor çok. Gözlemledim bunu. Aynen. Bak Hollandalılar anlatıldığı kadar bürokratik değil bazı konularda. Pratikler. Yani pazarlık etmek kolay. Çok kolay hatta. Hani böyle el sıkışıp bağırışıp çağrışmana gerek yok. Çok açıklar. Ev işlerinde evet bu iş gücü bulman zor. Çok az var ama bulduğun zaman da çok pratikler. Genelde göçmenler yaptığı için onlar hızlı yapıyorlar. Birçok işi. Hollandalılar biraz bir tık daha yavaş ama onlar da bir şekilde pratikler yani. Kolay anlaşıyorsun, kolay buluyorsun. Yani o kadar günlük bürokrasi yaşamadım o açıdan. Belediye işleri falan da hep Almanya'da anlatılıyor ya gidiyorsun abi çok zor falan. Evet ama Almanlar ekstra garip Tancan ya. Evet. Almanlar da hakikaten spesifik bir gerizekalı falan. Yani bütün herkes sadece oraya giden Türkler falan deniyor bunu. Yani herkes, bütün göçmenler aynı şeyde, aynı ses ve aynı yorgunluk. Almanların kendileri de yani bürokrasi. Yeter artık. Yok kötü yani anladın mı? Bir şeyin değişmesi lazım artık tarz konuşuyorlar Almanya'da şu an. Ya, evet.
Ya işte hacklenir miyiz korkusunu artık bırakıp dijital. Evet abi bu kadar basit ya. Hacklenmemek için elinden geleni yapacaksın yani. Ki bak burada şey olarak iyiler. Bankalar sana mesela ilk şeyi yolluyorlar. Önce PIN'in mektupla geliyor. Sonra kartını aktive etmek için sana bir tane böyle küçük, eskiden galiba WoW'un da vardı böyle şifre aldığın minik aletler evet, oluyordu. Evet, ondan yolluyor sana. Yani ultra güvenli bence bu ve sadece oradan aldığın şifreyle login olabiliyorsun. Ya onu birine vermediğin sürece. İlk süreç evet biraz bürokratik, sıkıntılı, fiziksel ama sonrası çok rahat. Bu buranın meşhur bisikletleri de bunlar böyle şeydi. Sandıklı. Ha tam onu diyecektim bak şeyde. Şu gidon arkaya dönen bütün bisikletler böyle abi. Evet. Onlar asla düz gidon yok burada. Şey oturuş daha rahat çok olsun daha diye rahat dikey. Abi. Ben kesin %100 oradayım zaten. Swap fees kullanıyorum ya Berlin'de. Ha evet. Asla düz gidon çünkü yer çekim merkezimi aşağıma almak zorunda kalıyorum. Evet. Çok biraz daha sportif bir sürüş oluyor. Bu daha böyle. Sportif değil onun belini atıyor ya. Ağrıtır he. Uzun süre sürmez zor işte öyle. O yüzden hani böyle tempolu bir yarım saat süreyim dersen okey ama her uzadığında bitersin yani. Evet. Yorulmaya başlarsın. Ya işte normal şehir içinde bir yerden bir yere gitmek için kullanıyorsan o zaman zaten yarım saat kullanmıyorsun ya. Yani. Tabii uzuyor. Aynen. Uzuyor yani. Burada bir de işte böyle römork gibi olanlar var. Hem arkaya takıyor hem önünü böyle sandıklı. Çocukları dolduruyor oraya böyle patates oğlum gibi. Oğlum ben Berlin'de römorları nasıl bir şey oluyor biliyor musun? Yani nasıl çocukla çıkıyorsunuz bisikletli olaya? Evet çok rahatlar ya. Yani. Çok ilginç. Dolduruyor okuldan alıyor okuldan geliyor. Aynen. Bir de oğlum yani onlar ağır yani inanılmaz sürüyorlar. İnanılmaz sürüyorlar, hızlı sürüyorlar, güçlü sürüyorlar. Onu o kadar ağır şeyi nasıl sürüyorsunuz her seferinde? Yani ileride mesela ilginç bir durum var. Şey, bir paylaşım. Yani, tamam. Bir mating ritual kanka. Birleşme ritualleri erkekler işte. Ha olabilir değil mi? Şey, pigeon. Şey abi. Bak ne kadar güçlüyüm. Ah evet ya o olurdu oğlum. Biz ulan lisede o inanılmaz erkekli gruplarda çok alkol aldığında bir herkesin birbirini bir kucağa kaldırma şeyi vardı böyle. Kaç kilosun? 80. Alırım alırım gel falan. Ama belim gitti falan diye. İşte onu böyle flört esnasını yapınca bir de şey oluyor anladın mı? Hani bak seni şimdi kaldırıyorum akşam da kaldırırım. Ha araba geliyor. Tabii tabii ben güçlüyüm. Hani burada hayvansal bir ritüel. Bir de böyle çok güzel şeyler var sokakların aralarında böyle minnoş barlar, mahalle barları, eski bir de bunlar, bir tarihi falan. Ben şeyi çok kopuyorum abi Hollanda'nın, şimdi kafa önünde bank attık. Evet o çok iyi ya. Taksi koyduk falan ama çok oturasım geliyor. yani ya işte dediğim gibi normalde muhabbetin olsa çok şey yapmazlar ama evet dışarıdan biri otursana tepki vereceklerini çok bilmiyorum yok, yani. Yok yani özel mülküyse oturmaz. Evet. Ya hava güzel olunca millet böyle alıyor şarabını, cinini evet. Falan. Öyle oturuyor. Mis. Birbirine laf atıyor falan. Oh. Sen çatıyı ne yaptın? Ya ben işte bizim Van der Vaart Usta'ya yaptırdım. Van der Vaart Usta'ya yaptırdım. Ha o iyi ya biliyorum onu falan diyor. Ama Zedorf gelmesin de onu. Evet evet onun eli çok kötü diyor. Evet. Yağmur altında Harlem'de. Markete vardık abi. Albert Heijn. Dayak yemezsek. Demeyiz herhalde. Ben yani Hollanda geldiğimden beri 2,5 sene oldu. Her videoda hep sorulan şey abi markete git. Marketten gel. Aynen. Kaç para abi market? Aynen lan. İlginç bir kontent yani. Albert Heijn buranın Migros'u mu tanıyacak? Yani evet. Buranın BİM'i var mı? Popüler var. Ne? Ne? Daha ucuz o ne işte. Ben unuttum adını. Jumbo falan tarzı yerler galiba. Okey. Birkaç tane var da onlar bize çok yakın olmadığı için biraz mesafe işi ya market. Tabii ki. Yani çok uzaktan gidip taşıyasım gelmediği için onlara çok gitmiyorum. Ama mesela buranın Market var. O şey neydi Türkiye'deki lüks olan? Migros'un bir üstü. Makro Center var mesela. Tamam, buranın Makro Center'ı bilmiyoruz yani. Yok bu normal Migros'u abi. Çok standart. Aynen aynen günlük alışverişine herkes buradan yapıyor ağırlıklı. Ya bu arada zaten diğer marketlerde de hani farklı markaların ürünleri ucuz. Aynı mesela, ürün orada ucuz değil yani. Mesela bakalım brokoli
400 gram 229. 29. Bir de böyle karışıklar var. Mesela bunlar fırın sebzelik. Onlar bir 69. Bir de onlar şey güzel, pratik. Tabii canım. Fırına ya da buhara atıyorsun. Aynen. Tavada da yaparsın. Yani. Şunlar da güzel. Bunlar da mesela direkt hazır yemek için. Hazır yemek 5.99 falan. 3.99 salatalar var. Bunu alıyorsun. Etini ayrı alıyorsun bir tek. Etli bir şeyse. Ya da sırf sebze ise direkt alıp yapabiliyorsun. Yani. Mesela hani baktığında iki kişiyi doyuruyor bu. 5.5 euro ama 2.75'e doyuyorsun yani. 2.5'lik brokolileri de alsan yanında biraz bir şey daha doğrasan falan. Doyarsın. İki kişi doyarsın yani. Doyarsın. Ya zaten bizim iki kişi aylık 500 euroyu geçmiyoruz ya. Yani adam başı 250 euro ki o da harbiden şey. Et, kıyma, en az bir iki şarap. Evet bak onu da geldi. Şu an balık. Ha bak balık pahalı. Ya somon. Bak bu mesela büyük olana kaçlık bu? 15 euro. 15 euro 600 gram. 600 gram 15 evet, euro. Evet biraz pahalı ya somon her yerde. Peynir var abi şurada. Peynirler. Bunlar ucuz olanlar. Toz peynirleri bunlar. Toz peynirleri. Parça, plak. 150 gram 2 euro. Aynen. 150 gram 3 euro. 150 gram 2 euro. Şeye göre değişiyor. İşte genç, daha genç, yaşlı, dinlenmiş, işte bekletilmiş falan. Şu mesela O'da olanlar biraz daha pahalı. 3.5 lira çıkıyor. Şu üstte 5.5'luklar var daha. Onlar ama... daha marka, daha şey. Bunlar biraz daha kaliteli olanları. Ama 150 gram peyniri 2 euro alabiliyorsun yani. Abi bu marketin en güzel yanı şu. Her zaman indirimde alacağım. Aha. İkincisi yarı fiyatına, ikincisi bedava çok oluyor. Okay. Ben mesela işte çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, tuvalet kağıdı bunları hiçbir zaman tek almıyorum. Hep böyle kampanya, indirim. Falan bir 25 abi. Burada Türk ürünleri de vardı yani. Ama Arap ürünü tutmuşum zaten. Arap, Türk, karışık. Sucuk mucuk oluyor arada. Evet. Güzel. Ha orası çok iyi. Soğuk etler var. Bunlar soğuk etler. Salam işte salam şey. 150 gram 2 euro. Domuz pastırması. 2 euro. Aynen. 2,5 euro. Bunlar bayağı uygun olanlar. Bunlar da böyle bir tanesiyle iki tanesi çok rahat sandviç yapıp. Tabii 150 gram dediğin zaten bir kişinin bir haftalık kahvaltısı aslında. Evet rahat rahat yersin yani. Buranın fırını meşhur bu arada. Ha bak burada bir de mezeler var. Şeyler. Neydi şu nohuttan yapılan? Humus. Humus. Ha humus var çok fazla. Çok sever humusu. Guacamole var aynen. Humusa bayılıyorlar. Biraz Faslılar da çok burada. Herhalde Fas kültüründen gelmiş. Bayağı seviyorlar. Zeytinler çok kötü burada. Baget, ekmek. 65 cent. Buranın ekmekleri abi. Albert Einstein'ın fırını ödüllü. Aynen. Aynen. Her şey çok iyi. Yani bu mesela bunlar daha petit ekmek diye geçiyor. Bunlar acayip güzel. İşte tahıllısı, ne bileyim çekirdeklisi, ıvır zıvır bunlar bayağı iyi. Börekleri zaten biliyorsun. Senin keşfin. Isparaklı börek ayrı coşku seviyorum. O börek mükemmel yani. İstiyorsan alıp evde yiyebilirsin. Alabiliriz yani şu an. Hepsini al ya yeriz. Kaç tane? 4 tane var yani. Tamam. Börektir yenir çayla mayla. Kruvasanları da güzel pofuduk. Güzel yapıyorlar yani. Bir de şöyle işte tam buğdaylı kesilmişler var. Bunlar da bayağı güzel. Ya burada şey tabii iyi fırınlar çok iyi. Fransız fırınları falan var. Ama pahalı. Yani çok para vermeyeyim ama iyi ekmek yiyeyim diyorsan marketin ekmeği yeterli gayet. Bizim market ekmekleri gibi değil yani. Abi yumurta pahalı ya. Pahalı. Bak sana şöyle örnek vereyim. Ben bu yumurtayı 3.49'a alıyordum. İlk geldiğimde şu an 4.29. 10'lu. Evet önce 4 oldu. Bak şeyleri var bunların. Şu an gözüküyor mu değil mi? Şey kalite seviyeleri var. Hmm. Mesela bu 3 yıldız en iyilerden. Bu da öyle. Bu mesela daha ucuz. 3.60, 3.59. Bu da 3'tü mesela. Okay. Daha düşük kalite ama daha uygun. Onları daha ucuz alabiliyorsun. 2'ye falan alabiliyorsun. Süt ürünlerine geldik. Türkse yoğurt var. Nerede? Evet. Şurada bir yerdeydi. Ha şurada bak. Bunlar yoğurdu da artık fakat. Ya aynen. Bunları da yağlı yağsız diye ayırıyorlar. Bir de böyle daha tok, daha sulu olanları onları da ayırıyorlar. En iyi süt şu abi şu Jersey sütü. O çok güzel yağlı. 750 mililitresi 1.39 süt evet. Bayağı ucuz. Ve o iyi süt yani. Bayağı kaliteli süt o.
Onda çok güzel latte falan yapabiliyorsun. Abur cuburlara bakalım abi. Abi abur cubur burada çok ya. Onlar ileride cipslerin şeyine oraya gideriz. Bunlar şeyler. Reçel. Sürmelikler aynen. 1.99. 3. Şu çok popüler. Bilmiyorum hiç yedin mi? Ben... Ha biskot. Evet evet. Ben bunu çok biraz heyecanla aldım. Çok tatlı geldi bana. Yiyemedim sonra. Bunu bayağı seviyorlar. Evet. Sürülebilir bisküvi ya o. Ha aynen. Çok şekerli ama. Ha işte şu granolalar benim evde de olan. Ha. Bunlar güzel. Gömdüm sabah tane kanka. Bir tık pahalı ama protein için iyi. Yani üzerindeki şu proteinli olan. Bir tık pahalı değil de bu arada. 400 gramı 400 gramı. Zaten sabah kalktığında sen bunu 30 gram 40 gram falan çok yersin. Çok az yiyorsun aynen. Çok yemezsin yani. Karıştırıyorsun bir de onu böyle ıvır zıvırla. Tabii. Aynen. İçine belki meyve falan da atıyorsun. Zaten bayağı doyurucu oluyor. Evet abi gelelim cipslere. Ha cipsler. İşte bunun diğer tarafında çikolatalar var. Aynen çikolata. Ben çikolata alacağım. Gözümü bir tane kestirmeyeceğim. Cips yani burası... Abi turşulu cips var. Çok kötü o yedim ya. Çok hevesli aldım. Ben geçen ilk defa... Aa bu ne? Bunu denemedim. Bunu almak istiyorum. O yeni galiba. Öyle neymiş mi? O? Ne, patatçı yuk ye. Yok ye. Sos herhalde. Özel bir sos herhalde. Bu yeni bak bu yoktu. Alıyorum deneyim. Al. Ben baharatlı seviyorum. Günhan bana daha geçmişti baharatlı seviyorum diye ama bence çok güzel. Niye baharatlı seviyorsun da gay miyim istiyorum? Geldi böyle cips konusu tabii çok tutucu olan bir konu ya. Bir kere ağız tadına alıştı mı çok farklı bir şey yiyemeyebiliyorsun yani. Burada Ruffles yok ama Lay's'in Ruffles'a benzeyen... Ha aynen Lay's Max. Aynen o Max'leri var. O Max'in sadesi de var ama şu an yok galiba. Onlar evet, bayağı güzel. Afrikalı şeyler görüyorum. Tırtıklı cips. Aynen. Avrupa'da çok tutan bir cips değil abi. Evet onu bir şekilde burada tutturamamışlar. Şu bizim klasik işte fıstıklı mıstıklı tombilerin muadilleri var burada. Şurada şeyler var abi. Yani şeyler, bak, çerezler. 200 gram Antep fıstığı 2.60. Bu hiçbir yerde ucuz değil abi. Pistaş aynen. Ama bu bizim Antep gibi de tatlı değil biliyor musun? Aynen. Bu biraz şey, daha tuzlu ve şey, bizimki biraz da tatlı ya. Kuru yemiş fiyatları da fena değil kanka. Ha evet, bir sen ne diyorsun Berlin'e göre mesela? Berlin'e göre daha pahalı. Tabii. Lidl'a göre daha pahalı. Ama buranın ucuzcusu bundan yukarıda. Abi en azından kilitli kaplı satmıyorlar. Evet. Ya çikolata her şu tarafta. Evet o hiç bizlik değil. Yani burada bak abur cubur şekerler var. Çikolata da var burada. Evet, çikolatalar da burada. Bu Tony zaten en meşhuru buranın. Bunlar da aslında etik üretim yapıyorlardı ama lisansları patladı bunların. Artık etik değillermiş. Evet yani third party bir şirketle, çocuk işçi çalıştıran bir şirketle çalıştıkları ortaya çıktı. Wow, okay. O yüzden lisansları alınacak dense ama ne oldu bilmiyorum. Şunlar çok güzel bu arada. Bitter falan seviyorsan. Şu delikatadan alacağım. Ha onlar da güzel. M&M zaten burada envai çeşidi var. Ha bir de dur benim favori şekerim var. Bak şu. Napolyon. Bu böyle ekşili şeker seviyorsa birisi inanılmaz bir şey ya. Çok iyi. Acayip güzel yani. Ama gördüğün gibi almıyorum çünkü alınca bir paketi bir günde bitiriyorum. Hiç hoş olmuyor. İrade. Evet, irade o hiç hoş değil. Bu arada bunlar falan bilmiyorum. Aynen şey, abi. Sen sakız falan alıyorsun. Bunlardan çok var burada. Pahalı mı ucuz mu hiç fikrim yok mesela. Aa, ben de sakız fiyatına çok hakem değilim yani. Aa, TikTok'un meyveleri gelmiş. Hayda. Bunlar vegan mı olmuş artık? Vallahi vegan olmuş TikTok'lar. Niye vegan değiller miydi? Vegan mıydı? Bilmiyorum. Çocukken alıyordum ben. Çok yerdim bu TikTok'lardan. Burada hep aynen. Nanelisi vardı. Meyvelisi de gelmiş. Ben alayım bundan ya. Tık tık iyidir. Çocukken cebimize doldurup millete ikram ettiğimiz. Burada tuvalet kağıtları, ıvır zıvırlar var. Ya şu yandan gidelim de şurası tıkalım. Aynen götünüzü silmek istiyorsanız. Deterjan. Ha bak bunları mesela fix hep ikili. İndirimdeyken almak lazım. Şu an hiç anlamı yok yani. İndirimde bayağı ucuza geliyor. Valla geçen internette gösterdim bir grup şey oldu. Oha çok pahalı falan. Öyle mi? Evet. Şu otomatikten geçirdim. Tamam.
Şunu da barkodsuz gireceğiz. Naziye. Gördüğün gibi hiçbir şekilde üçkağıtçılık yapmıyor. Aa. Güzel. Aynen. Otomatikten de dedik. Otomatik ödüyorsun hızlıca. Pıt pıt sana da okutup çıkıyorsun. Yani. Çıkmak için barkodumuzu ödedik. Aynen. Böyle çıkıyoruz. Orası arka taraf. Buradan çıkarız. Evet. Güzel tatça yani. Süpermarket. Şu komple hepsini 15'e aldık. 15 lira. Bucumur aldık. Ki bak orada en pahalı olan 4 tane bırak 3,5 euro. Tik taklar biraz pahalı. Tabii onlar 4 euro. Biri 4 euro, biri 3,79. Evet, cips 1,65. 4 tane TikTok. Ha tabii yani. 4 tane evet bu arada. Tanesi değil. Aynen. Yani 4 tane. Börek bir şey değil mi? Burada en pahalı börek. Börek. O da 4 tanesi 3,56. Börek de bu arada şey çok iyi. Akşama kalırsa 5'ten sonra indirim oluyor. Ha bayağı tabii. Okay. %50. Gelip toplayıp gidebiliyorsun yani. O güzel oluyor. Evet. Türkiye'de unuttuğumuz şeyler o indirimler ya. Hızlı günlük indirimler burada bayağı iyi. Hancam bundan sonrasında çekime devam edersek senin adresi vereceğiz. Evet. Aynen o yüzden onu vermeyelim. Ufaktan burada sonlandıralım. Kapatalım. Gezdik tozduk Harlem'i. Süpermarketimizi öğrendik. Aynen sayende ben de sosyal fobilerimle yüzleştim. Niye lan çekim yapmak iyi gibi. Sokakta çekim yaparken çok geriliyorum tek başıma. Abi evet zor ya. İnsan her, evet, her gün hissetmeyebiliyor biliyor musun? Ben bazı günler çok böyle rahat şey oluyorum. Sikerler lan ne var bana. Herkes blok çekiyor. Pezevenkler falan oluyor. Ama bazıları diyorum ki ulan ne garip bir şey yapıyoruz ya. Evet oğlum ya bir şey yapamıyorum böyle. Herkes bana bakıyormuş hissi çok evet, gelince evet. Sıçıyorsun. O zaman görüşürüz. Herhalde yendik gibi. Bay bay. Haydi bay bay.